İçeride bir sürü yazılar yazılmış, bozulmuş, işte yontmuşlar ana olarak götürmüşler. Bunları hep anlattık. Ama e, bizim Kayserimiz Kültür Bakanlığımız yani buraya önem vermiyor. E, bilet keserken insanları benim bahçeye gelirken e, bir kahvaltı yapmaya bilet kesmeyi biliyorsun. Bakanlık, valilik kültür müdürlüğü niye bir yatırım yapmıyorsun? Ne? Kubbeli Kilise'nin işte şeyi çıkmış restorasyon projesi e kardeşim bir ondan olmaz ki al şurayı bir çek kameramanım şu duvarları şu pisliğe bak bu kadar olmaz ki bura turistlik Kayseri'nin yüzahı ta Avustralya'dan Çin'den Japonya'dan buraları e, geliyorlar geziyorlar ya bu mudur yani turizm bu mudur hiç anlamayan kişileri getiriyorsunuz başımıza koyuyorsunuz Oradan sonra turizm bitti biter. Hiç olmazsa gelin şuraya aldığınız paranın yarısını dökün. Hizmet edin. Yolları yapın, yeşillendirin. Ey bakanlık, kültür müdürlüğü, müdürüm iyi bir insansın ama yok hani yok. Şöyledir böyledir bana da gelince işte şöyle aman ya adamlar e, gelip de bak sana 3 ay oldu 3 ay oldu yağmur yağlı yolları. gördün mü kardeşim gelirkeni, geçmeye, turistler geçmeye şey yapıyorlar. Bir yolları yaptırmadınız. İnsan biraz böyle ne bileyim Soğanlı Köyü'ne iyi turist çekelim. Valilik, kaymakam, iyi kaymakam bey, hani hizmet. Bir köprüyü yapamadınız. 2 senedir söylüyorum. Rehberler söylüyor bir tahta kopriye iki tane çivi çakamadınız. Bu mudur hizmet? Yani onun için gerçekten büyük sıkıntılarımız var, büyük sorunlarımız var. İşte dediğim gibi yağmur yağdı, sel ahtı. Kilise yolları, kubbeli kilisenin şu kısa yolun dereler böyle uçurum meydana geldi. Ama ben bunu ikinci gün kültür müdürünü aradım. Ne oldu? Üç ay oldu daha Oradaki görevliler bilet kesiyor, yan gelip yatıyor. Yani onun için kusura bakmayın, yaptığınız işte uverim, sizi desteklerim ama yanlışınızda da yüzünüze karşı vururum.